أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين. Muhterem Müslümanlar, muhterem kardeşlerim ve muhtereme bacılarım. Biiznillahi Teala, Allah'ın izniyle geçen hafta başlamış olduğumuz, özellikle İslam'ın genç kızına hitap eden, İslam'ın tesettür emrini anlatma gayretini bu hafta devam ettireceğiz inşallah. Tabi bu hitabımız sadece genç kız kardeşlerimize yönelik değildi. Erkeğin de tesettüründen bahsettik, bahsedeceğiz inşallah. Muhterem kardeşlerim, amele ve ahlaka yönelik konuları dinlerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla konuya yaklaşmakta fayda var. Çünkü o sık sık inni e'udu bike min ilmin la yenfa' diye dua ediyordu Rabbine. Ya Rabbi, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Yani İslam'ın emirlerini, İslam'ın ahlakını, ahkamını öğrendiğimizde onun amele dönüşebilmesi için öğrendikten sonra omuzlarımızda, sırtımızda bir vebal olarak gezmemesi için, tesirini Rabbimiz halk etmesi için böyle dua etmemizde fayda var. Yani ya Rabbi, öğrenmiş olduğumuz şeyler faydasız bir ilim olarak, yani uygulanmayan bir bilgi malumatı, bilgi yükü, bilgi depolaması olarak üzerimde kalmasın ya Rabbi. Onları amele dönüştürebilmemi, o öğrendiğim esaslar üzere, doğrular üzere yaşayabilmemi bana nasip et diye dua ediyordu Efendimiz Aleyhisselam. Biz de o duayla inşallah derse başlamış olalım muhterem kardeşlerim. Kaldığımız yerden devam etmeden önce çok kısa bir şekilde inşallahu teala tesettürün şartlarını en son onları madde madde söylemiştik. Detaylı bir şekilde bugün hatırlatmayacağım, fakat akıllarımızda tazelenmesi açısından o maddeleri kısaca hatırlayıp tekrar edip devam edelim inşallah. Şimdi bu buradaki tesettürden kastımız muhterem kardeşlerim, giyinerek, kuşanarak bir Müslüman erkeğin, bir Müslüman kadının tesettürü sağlaması. Biz bunu kastetmiştik. Yoksa tesettür giyinmek değil. Yani giyinerek bir Müslüman tesettürü sağlaması gerekir. Bu şartlar dışarıdaki elbiseyle alakalı şartlardı. Özellikle kadının Allah'ın emri üzere cilbab kelimesini anlamaya, idrak etmeye çalışmıştık. Orada ehl-i sünnet ulemasının bizlere tarif etmiş olduğu maddeler halinde bu cilbabın, yani dış kıyafetin, kadın evinden dışarıya çıktığında cilbab şartının yerine gelebilmesi için hangi şartlarında olması gerekir, bunları hatırlatmıştık. Neydi bunlar muhterem kardeşlerim? Öncelikle bedenin tamamını örtecek. Bu erkek için de öyle, kadın için de öyle. Bedenin tamamını örtmesi gerekir. Avret yerleri hariç, tabi oralarda da zaruret varsa başka durum. Erkeklerde avret neydi? Göbeği ile diz kapağı arasındaydı. Kadınlarda eli ve yüzü hariç bütün bedeni avret olduğunu söylemiştik. Sonra elbisenin bizatihi kendisi süslü olmayacak demiştik. Renkli olmayacak demiştik. Koyu renklerin tercih edilmesi gerektiğini söylemiştik. Özellikle vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde bir kıyafet olması gerektiğini söylemiştik. Kalın, sağlam, şeffaf olmayan. Giysi dar olmayacak, geniş olacak demiştik. Yine dışarı çıktığında Müslüman hanımlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri doğrultusunda koku ve benzeri şeyler kullanmamalarını hatırlatmıştık. Hiçbir surette kadınların giydiği erkeklerinkisine, erkeklerin giydiği kadınların giysisine benzemeyeceğini söylemiştik. Başka bir kavme, özellikle dini motifleri içeren giyecekleri de asla ve asla Müslüman erkek ve kadınların giymeyeceğini söylemiştik. Ve son olarak da dikkati üstüne çekmeyecek bir şekilde giyinmesi gerektiğini söylemiştik muhterem kardeşlerim. Şimdi burada bütün bunların hepsi için uzun uzun geçen hafta Kur'an-ı Kerim'den, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden örnekler vermeye çalışmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada hem kendisi hem de eşleri görmüş oldukları hususlarda direkt araya giriyorlardı. Eğer bir yanlışlık varsa düzeltiyorlardı. Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anh'dan örnekler vermiştik. Yine bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Bir rivayette Hazreti Usame radıyallahu anh, Usame bin Zeyd radıyallahu anh'a, başka bir rivayette ikisi de var. Dihyetül Kelbi radıyallahu anh'a Mısır'dan gelen bir kumaşı hediye ediyor. Bir kumaş. O kumaşla Hazreti Usame'ye tamamını veriyor. İşte sonralardan Hazreti Usame mescide geldiğinde üstünde işte elbise yaptıracak giyecek yok, fakat hiç göremeyince soruyor, ne yaptın onu ey Usame? Sana onu elbise yap giyin diye vermiştim, sen hiç giymedin onu. Ya Resulallah, eşime, hanıma hediye ettim ben diyor, o elbise yapıp giysin diye. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Öyle olmaz diyor. O kumaş vücut hatlarını belli edebilecek bir kumaştı. Ona söyle mutlaka altından bir astar da yapsın, o şekilde giysin diyor. Hemen Efendimiz aleyhissalatü vesselam yeni Dihyetül Kelbi radıyallahu anh'a da benzer bir rivayette orada müdahale ediyor. Nasıl giyinmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini mübarek ağzından çıkan kavilleriyle, hadisleriyle tefsir edecek mahiyette anlatıyor, açıklıyor. Ashab-ı kiram efendilerimizin hanımları radıyallahu anhunne ecmain, onlar da uygulayarak, giyinerek bunu yaşıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz görüyor, takrir ediyor, yanlışlık varsa düzeltiyor. Ve bu giyinme şekli, bu cilbablar, bu tesettür anlayışı o günden bugüne kadar böyle uygulanan bir şekilde de bütün rivayetlerin yanında bize kadar aktarılıp gelmiş oluyor muhterem kardeşlerim. Şimdi bugün inşallah dışarıdaki kıyafetleri böyle tamamlamış olduktan sonra Nur suresinin 31. ayetinin devamı olarak iç kıyafetle alakalı ayet-i kerime devam ediyor muhterem kardeşlerim. İç kıyafetten kastım içeride giyilecek olan kıyafet. Yani kadının dışarıda değil de evinin içerisinde kendisine mahrem olacak kişilerin yanında nasıl giyinmesi gerektiğini de Allah Celle Celaluhu ve kimin onlara mahrem olabileceğini de Nur suresinin 31. ayetinde devam anlatıyor. İnşallah ayeti kerimi kaldığımız yerden tamamlama açısından devam ettirelim Allah'ın izniyle muhterem kardeşlerim. Ne buyurmuştur Rabbimiz? Estaizübillah. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ. Onlar ziynetlerini açmasınlar, göstermesinler. Yani onların bütün bedenleri ziynetti kadınların. Ama orada ne vardı? İlla ma zahara minha, görünen kısımları müstesna. Yani Efendimiz aleyhisselam Hazreti Esma radıyallahu anhaya denilen rivayetten özellikle ehl-i sünnet uleması bunu çıkarmışlardı. Yani işte kadın buluğ çağına eriştiğinde onun görünen kısımları müstesna, yüzüne hem dedi hem de işaret ederek, yüzüne ve ellerine işaret ederek hâzâ ve hâzâ diyerek bunlar müstesna, mutlaka kapatması gerekir demişti. Şimdi bu görünen kısımları böyle, yüzü ve elleri, bunun dışında kadın diğer yerlerini kapatması gerekir. Tabi burada ziynetlerinden kasıt yine kadının mahremi olan kişilerin yanında açabileceği, yani dışarıda değil artık, dışarı çıkarken cilbabı anlattık, evin içerisinde orada beraber yaşadığı kişiler var. Kocasının dışında belki babası var, kardeşi var, işte yeğenleri var vesaire. Bunların yanında nasıl giyinecek? Orada Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kimlerin bu kategorilerde değerlendirilmesi gerektiğini bildirecek. Ve onların yanında kadın dış kıyafette olduğu gibi değil, daha serbest davranabileceğini anlıyoruz. Yani saçını onların yanında, başını örtmesi şart değil. Dirseklerden aşağı kollarını örtmesi şart değil. Ayaklarını kapatması şart değil. Gerdanını örneğin, yani boynunu, boğazını örtmesi şart değil. Bu şekilde acaba kimin yanında bulunabilir kadın? Tabii bunların hepsi fitne yoksa. Bir fitne söz konusuysa orada ihtilafsız bütün alimlerimiz kitaplarında yazmışlar. Fitne söz konusuysa, yani eğer mahrem olmasına rağmen bir şehevi durum, ortam söz konusu olacaksa oralarda da Allah'ın müsaade etmiş olmasına rağmen saçını, başını, kolunu, boğazını kapatması da yine alimler tarafından tavsiye edilmiştir muhterem kardeşlerim. Peki kim bunlar? Mahremi kimlerdir? İlla li bu'uletihinne. Bu kocaları, kocalarının yanında. Tabi koca ile karısı arasında bir avret yoktur. Onlar için birbirlerinin vücutlarının tamamını görmelerini Allah'ın izniyle aralarında kıymış oldukları nikah akti sonucunda helal kılmıştır. Bu şartla beraber tabii ki. اَوْ اَبَائِهِنَّ. Şimdi
babaları diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Yani bu bundan sonrakilerin yanında biraz söylemiş olduğumuz saçını örtmeden bir kadın, bir Müslüman kız durabilir, oturabilir. İşte kolunu tam kapatmamış dışarıdakisi gibidir şekilde oturabilir babalarının yanında. اَوْ اَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ kocalarının babaları yani kayınpederleri, kayınbabalarının yanında. اَوْ اَبْنَائِهِنَّ kendi oğulları, erkek çocuklar. اَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ veya işte bir evlilik yapmış, kocası evliliği bir erkek çocukla gelmiş. Yani kocalarının oğulları da onun artık kendi öz oğlu gibidir. Ona ebediyen haram olduğu için. Onların da yanında böyle davranabilir, oturabilir. اَوْ اِخْوَانِهِنَّ erkek kardeşleri yine bu gruba dahil. اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ erkek kardeşinin oğulları. Yani onların neyi oluyor? Halası oluyor o durumda. اَوْ بَنِي اَخَوَاتِهِنَّ veya kız kardeşinin oğulları, onların da teyzesi oluyor. Yani kendisi hala olduğu durumlarda, kendisi teyze olduğu durumlarda da ziynetlerini göstermesinde sakınca yoktur diyor Rabbimiz. اَوْ نِسَائِهِنَّ veya kendi kadınlarının yanında. Burada alimler Müslüman kadınlar demişler buna. Hatta İbn Abbas radıyallahu anhuma işte Yahudi Hristiyan kadınların yanında ziynetlerini açmasınlar. Bu ayetten anlaşılan budur demiş. Çünkü onlar kadınların ziynetlerini, avretlerini giderler. Başkalarının yanında anlatırlar diye söylemişler. Başka açıklamalar da var. Özet olarak burada Müslüman bir kadın başka Müslüman kadınların yanında ziynetlerini kapatmadan oturmasına Allah cevaz göstermiştir muhterem kardeşlerim. اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ellerinin altında bulunan cariyeler. Şimdi burada eyman köleler de giriyor da İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu ayeti kerimeden anlaşılan cariyedir demiştir. Yani erkek köleler de mahrem olacağı için onların yanında da kadınlar, Müslüman kadınlar ziynetlerini açmazlar, açamazlar demiştir. اَوْ اِتَّابِعِينَ غَيْرِ اُلِ الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ yani erkeklerden şehvet duymayan hizmetçiler, işte aşçı var, hizmetçiler var. Yani bunlar cinsel arzudan yoksun erkekler olabilir, akılsız olabilir. Yani kadının cinselliğinden habersiz olabilir. Bu şekilde tarif edilmiş tefsirlerde. اَوِتْ طِفْلِ الَّذ۪ينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى اَوْرَاتِ النِّسَاءِ bir de çocuklar, kadınların avratin nisa mahrem yerlerinin farkında olmayan çocuklar. Yani burada alimlerimiz sınırı 10 yaşında ihtiyaten davranırsak 10 yaşında koymuşlar. Neden? Çünkü 10 yaşından sonra bir erkek çocuk artık kadınla erkek arasındaki farkları anlamaya başlar. Daha geç de olabilir fakat burada ihtiyaten davranmak. En geç sınır nerede? Mükellef olduğunda yani akıl baliğ olduğunda kesinlikle artık o çocuğa da yaşı küçük de olsa haram olmuştur. Kadınların arasına giremez, ziynetlerini onlara da gösteremez der. Bu şekilde Rabbimiz Allah Celle Celaluhu mahremleri kim? Kimlerin yanında işte başını örtmeden, boğazını örtmeden biraz daha serbest bir şekilde oturabilir. Fitne korkusu yoksa altını çizerek söylüyorum. Bunları bildiriyor Rabbimiz. Burada başka akrabalar da var. Mesela amca var, dede var, dayı var. Süt kardeşleri var. Bunlar da bunlara dahildir muhterem kardeşlerim. İslam uleması bunları da kendilerine ebediyen evlenmeleri yasak olduğu için aynen onların yanında ziynetlerini örtmeden bulunabileceklerini söylemişlerdir. Ama özellikle bu sonradan söylemiş olduklarımızda gerçekten yani oturmuş oldukları ortamlarda herhangi bir İslam'ın tesettür anlayışına aykırı bir davranışın bulunmamasına riayet ederek dikkat etmelerinde şart vardır. Ama bir şey dikkatinizi çekti değil mi? Yani özellikle işte Türkiye'de diğer Müslümanların çoğunlukla yaşadığı ülkelerde de çok farklı değil. İşte dayısının oğlu, dayısının kızı veya teyze oğlu, teyze kızı, işte kuzen deniliyor falan vesaire. Bunlar bu kategoride değerlendirilmiyor bakın. Çünkü onların birbirlerinin yanında oturmalarına Allah cevaz göstermiyor. Nikahları arasında serbest olduğu için birbirlerine bunlar namahremdir. Yani oturup kalkmaları beraber bir arada yasaktır. Olursa eğer ev ortamında İslam'ın kızı, Müslüman hanımefendi dış kıyafetiyle oralarda bulunması gerekir. Evinin içinde olmasına rağmen. İşte burada genelde aslında Müslüman kız kardeşlerim, hanımefendiler çok dikkatli davranmalarına rağmen anne babalar
daha fazla buralarda yanlışlık yapıyorlar. Onun için anne babalara hitap etmiş olalım. Yahu siz beraber büyüdünüz. İşte uzun yıllardır bir ziyaretimize gelmişler. Ayıp değil mi şöyle gelip seninle beraber otursan falan? Veyahut da işte ne bu dışarıda giymiş olduğun pardesüyle geldiğin çarşafınla rezil ettin bizi falan gibi şeklinde Allah'tan korkmadan kızlarını, mahremiyet sınırlarını korumaya çalışan kızlarını veya mahremiyet sınırlarını korumaya çalışan erkek genç kardeşlerimizin o sınırları aşmalarını, sınır ihlallerini yönlendiriyor. Tersine olması gerekmez mi? Yani anne baba çocuklarının cehennem ateşine düşmemesi için Allah'ın emri gereği onları uzaklaştırması gerekirken ya o ayıp oldu falan vesaire gelin siz de beraber oturun. İşte şöyle yapın, böyle yapın. Yani hoş geldin demesinde akraba ortamında tesettürüne riayet ederek sakınca olmayabilir. Fakat işte gülünen belki kahkahaların atıldığı hiç uygun olmayan ortamlarda oturmaları, kalkmaları doğru değildir. Muhterem kardeşlerim, kadınlar oturduğunda kadınlarla oturur, erkekler oturduğunda erkeklerle oturur. Haremlik, selamlık dediğimiz bir esas vardır İslam'da. Yani kim dinlerse ona, bizim sözümüz dinleyenler için. Allah da ayetlere bakın zaten nasıl başladı. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Mümin erkeklere söyle, mümin hanımlara söyle. Yani muhatabı Allah'ın zaten o. Bizim de muhatabımız o. Yani mecbur değil tabii kimse bunu yapmaya. Ama orada cehennem var. Orada Allah'ın azabı var. Bizim görevimiz bu esasları hatırlatmak, anlatmak. İşine gelir veya gelmez o insanların bileceği bir şey. Fakat esasları, hakikati anlatmak mecburiyetindeyiz. Kimse bundan gocunamaz, kimse bundan alınamaz. Alınırsa Allah'ın ayetinden alınmış olur. O da bizim problemimiz değil. Onun problemi Allah'ın ayetleriyle olur. Allah'a sığınırız bundan. Öyleyse Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara söylüyor. Onlar bu ortamlarda hangi ortamlarda nasıl oturması gerektiğini bilecekler muhterem kardeşlerim. Ayeti tamamlayalım inşallah. Tamamlanması açısından, bütün olması açısından. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ Ayaklarını yerlere çakmasınlar, vurmasınlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani burada çakmak, vurmak kendini göstererek bak ben buradayım diyerek bir yürüme tarzı. Bir de ayakkabılar da var zaten buna görev olarak yardımcı olan topuklu ayakkabılar. Hala bugüne kadar nasıl yürüyebildiklerini anlamış da değiliz erkekler biz. Nasıl başarı, büyük bir başarı aslında. Yani şey olarak kolay değil çünkü gerçekten bacağı kırmadan ona girip yürümek ne zulüm ya Rabbi. Rahat yürümek varken, efendi efendi yürümek varken, yeri delmeden yürümek varken, terbiyeli terbiyeli ayakkabı gibi yürümek varken ne gerekir böyle hem yere zarar veriyorsun, hem kemiklerine zarar veriyorsun, hem de Allah'ın ayetine karşı davranıyorsun. Bu en kötüsü zaten. Ayaklarını yere vurmasınlar diyor Rabbimiz. لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Bak ne buyurdu? Gizlemekte gizlenmiş olan ziynetlerini göstermek bilinmesi için ayaklarını yere vura vura yürümesinler diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki bunu yapanlar niye yapıyor? Bak ey erkek ben böyle giyindim buradayım. Ya evden çıkmadan bu kadar zahmet ettim diyor yani. Süslendim, koku sürdüm, saçımı başımı taradım, kıyafetime özen gösterdim. Evimdeki kocam için değil. Ona en eski elbisemle çıktım. Ama sokağa çıktım sizin için ey erkekler. En güzel elbiselerimi giydim, açıldım, saçıldım, cehenneme gitmek için yol arıyorum. Siz de bana yardımcı olun diyor yani diyor Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede. Allah'a sığınırız. Müslüman hanımlar, bacılarım, kızlarım, kız kardeşlerim Allah'tan korkun. Öyle ayakkabılarınız varsa derhal ilk işiniz bu sohbetten sonra eve gidince alın baltayı kırın onları. Hazreti İbrahim'in putları kırdığı gibi Allah için ya. Hazreti İbrahim putları kırdı siz de kırın onları Allah için. Bu bir cihattır, bu bir mücahededir. Rahmetli hocamla bir uzak yerde, ismi de aklıma gelmiyor, şehrimin deyince aklıma geldi put kırma deyince. Bir yere konferansa gitmiştik yani Mustafa Efe hocamla, Allah rahmet eylesin tüm hocalarımıza, tüm alimlerimize. Orada hocam işte Yahudilere benzemekten, Hristiyanlara benzemekten bahsetmişti. Bir yerde de fötörden bahsetmişti. Erkekler işte kafalarına fötör takıyorlar. Bu Yahudi adetidir, haramdır. Hatta isteyerek, bilerek bunu yaparsa dinden çıkacak kadar bir tehlike vardı. Çünkü bir semboldür bu diye anlatınca orada da bir amca varmış. O güne kadar yıllardır, uzun yıllardır kafasına fötörü takarak gezermiş. Şimdi vaaz daha bitmeden oradan ayrılmış gitmiş. Tabii kalabalık cami, kimse de farkında değil. Vaaz bitti, namaz filan kılındı. Bir adam kalktı oradan geldi. Biz de Talebe İstef hocamızın yanında dinliyoruz. Dedi ki hocam dedi. Allah senden razı olsun dedi. Böyle demek cami cemaate de yeni ısınan bir amcamız. Yaşlı da bir amcaydı. Allah senden de razı olsun dedi. Kardeşim buyur dedi otur tanışalım. Hocam dedi. Yıllardır dedi fotörle geziyordum. Bilmiyordum hocam dedi. Şu hocaların da hiçbirisi bana söylemedi dedi. Hiç kimse söylemedi dedi.
bunun bir Yahudi adeti olduğunu, ben Allah'a böyle karşı geldiğimi. Hocam dedi, ben dedi sen onu biraz evvel söyleyince utandım, Allah'tan korktum, eve gittim. O fötörü aldım, tuvalete attım üstüne dedi. Yani anlarsınız. Allah senden razı olsun hocam dedi. Yani bir vaaz, bir nasihat onu o kadar o gayrimüslimlerin adetinden, sembolünden tiksindirmiş ki putu gittiği gibi evde kırmış. Yok etmiş, onu ortadan kaldırmış. Yani anlatmak gerekir. Şimdi orada bir fötör takan var diyor, onun kalbi kırılmasın diye onu anlatmamış olsaydı o da o kötü adetinden vazgeçmeyecekti. Şimdi bacılarımız da, genç kardeşlerimiz de buraya uygun olmayan bir şey varsa, bir giyinme işte pantolon, ceket, tişört neyse artık veya neyse, bütün bunlar anlattığımız İslam'ın tesettür anlayışına uygun değilse onları dolaplarından, gardıroplarından kaldırmaları, yok etmeleri gerekiyor. Az olsun, sağlam olsun, düzgün olsun, uygun olsun, hesabını Allah'a verebileceğimiz bir elbise şekli olsun muhterem kardeşlerim. Şeytan elbiseden insanlara saldırdı. Babaların babamızı, annemizi, yani Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı oradan yola çıkarak kandırdı. Biz o tuzağa düşmememiz için Allah Celle Celaluhu kad enzelna aleykum libasen buyurdu. Size nasıl giyineceğinizin esaslarını biz indirdik buyurdu Allah Celle Celaluhu. Onlara riayet edeceğiz Allah'ın izniyle. Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun. Ayet ne güzel bitiyor ya Rabbi. Leallekum tuflihun. Eğer kurtulmak istiyorsanız sizin elinizde, buraya kadar bu esasları dinleyene kadar, işte televizyonu açtınız, işte kendilerine Müslüman kadınlar için moda yaptıklarını söyleyen şirketlerin reklamlarını gördünüz, İnterneti açtınız, gördünüz, oraya gittiniz, isimleri ne olursa olsun onların reklamlarını gördünüz, kandırıldınız, tuzağa düştünüz, ama bunları artık dinlediniz, duydunuz, tesettürün esaslarının nasıl olması gerektiğini öğrendiniz. Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun. Ey mümin erkekler, ey mümin kadınlar, dönün Allah'a diyor Allah Celle Celaluhu. Bitti artık. Buraya kadar hata yapmış olabilirsiniz. Artık bitti diyor Rabbimiz. Ben demiyorum. Sadece ayet-i kerime okuyorum. Eyyuhel mu'minun leallekum tuflihun. Eğer kurtulmak istiyorsanız, felaha erişmek istiyorsanız, kurtuluş yolu budur dedi. Yaratan, yaşatan, yöneten, bu esasları bize bildiren Allah Celle Celaluhu, muhterem kardeşlerim, Rabbim mucibince amel etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Evet, şimdi Müslüman genç kardeşlerime ve kız kardeşlerime inşallah bazı nasihatlerde devam bulunmak istiyorum Allah'ın izniyle. Allah'tan korkarsak eğer, her an bizi Allah'ın gördüğünü, yani onun murakabesi altında olduğumuzu düşünürsek, bu esası aklımızdan hiç çıkarmasak, ihsan üzere yaşarsak Allah'ın izniyle, yarın bir gün fert fert tek başımıza, yanımızda kalabalıklarla, ailemizle, paramızla, gücümüzle değil, tek başımıza, onun huzurunda ona hesap vermek üzere duracağımızı aklımızda bulundurursak, bugünün amel işleyip hesabın olmadığı, yarının ise amelin olmayıp hesabın olduğu gün olduğunu düşünürsek, bu söylediklerimizi yaşamak kolay olacaktır Allah'ın izniyle. Ama bu esasları göz önünde bulundurmazsak, o zaman can boğaza geldiği halde, o zaman halimiz ne olur muhterem kardeşlerim? Çünkü o gün herkes kendi derdinde olacak. Kişi ailesinden kaçacak, kişi kocasından kaçacak, karısından kaçacak. Bütün dostlar birbirinden ayrılacak, herkesin derdi kendisine yetecek bir halde ve hesap meydanında, mahşer meydanında hesap verilmek üzere Allah'ın huzurunda durulacak. O gün halimiz nasıl olur muhterem kardeşlerim? Mizanın konacağı günü düşünelim. Modacıların reklamlarını dinlediğimiz kadar Allah'ın gönderdiği şu haberlere kulak verelim Allah için. Modacıların tasarımlarından, onların reklamlarından bize vallahi sorulmayacak kıyamette. Kabirde münker ve nekir melekleri de sormayacak. Ama Allah'ın ayetlerinden bir haber olduysak onu soracaklar. Öyleyse onları dinleyelim, o esaslara göre mahşer meydanına sevk edilişimizi, o sahneleri hatırlayalım. Bacım, unutma ki Allah'ın düşmanları, Resulullah'ın düşmanları İslam toplumlarını dışarıdan çökeremeyeceğini, yıkamayacaklarını iyi biliyorlar. Hiçbir zaman da bunu başaramadılar. Çünkü bunu dışarıdan ne zaman saldırılarla denediklerinde, bırak erkekleri, nefir-i am günlerinde bacılarımız da onların karşısında durdular, direndiler, cihad ettiler.
Ama bunu anlayan kafirler içeriden İslam toplumlarını ne zaman çökertmek isteseler, işte orada içeriden yıkmak için hep kadınlara saldırdılar. Nasıl saldırdılar? Tuzaklar kurarak saldırdılar. Onların annelik vasfını ortadan kaldırarak saldırdılar. Kadınlar da anne olduklarını unuttular. Yönetici olmak için dünyaya geldiklerini zannettiler. Kadınlar iş yerlerinde, iş merkezlerinde çalışmak için dünyaya geldiklerini sandılar. Kariyer için, siyaset için dünyaya geldiklerini zannettiler. Olabilir. Kariyer sahibi olabilir, doktor olabilir, öğretmen olabilir. İslam kadına da oku demiştir, bunda sakınca yoktur. Ama önce anne olması gerektiğini unutturdular. Çünkü annelik vasfı ortadan kalkınca toplumun fesada uğrayacağını onlar çok iyi biliyorlar. Ve maalesef annelik vasfı ortadan kalkınca toplumlar fesada uğramaya başladı. Bir evi düşünün Allah için. Bir evi düşünün. Baba çalışıyor. 8 saat 10 saat belki evde yok. Kadın da çalışıyor. O da işe gidiyor. 8 saat 10 saat işte, eve geliyor. Orada çocuk nerede? Onun bunun elinde. Acaba ahlakı nasıl? Çocuğa bakan. Acaba ona Allah'tan mı anlattı? Resulullah'tan mı anlattı? Yoksa neden anlattı? Kimse bilmiyor. Gören yok. Dinleyen yok. Onun eline onu emanet etti. Allah'ın ona emanet ettiğini zayi etti. Ona emanet etti. Bilmediklerine teslim etti. Sonra kadın yorgun, perişan bir halde eve geldi. Kocası kadar o da yorulmuş. O da çalışmış çünkü. Kariyer yapacak. Toplumu kurtaracak. İş yerini kurtaracak. Dünyayı kurtaracak. Anne olamadı ama. Çocuğunu kurtaramadı. Eve geldi yorgun bir şekilde. Annesini arayan yavrusuna anne olamadı. Ona gerektiği gibi sahip çıkamadı. Onu yavrunun istediği kadar kucağına alamadı. Evde ocağın tütmesini sağlayamadı. Çünkü o da yorgun geldi eve. İşte toplumlarda annelik vasfının kaybolması bu demek. Bilinçli Müslümanlar bunun farkında oldular tabii. Onlar bunlara la dediler. Ellerinin tersiyle onları geri ittiler. Öyleyse Müslüman bacım, kendimize gelme zamanı. Maddeler halinde şunları hatırlayalım inşallah. Bir Müslüman hanım, Allah Celle Celaluhu ona diyor ki, senin merkezin, esas iş alanın, esas çalışma alanın, esas durma yerin evindir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve karne fi buyutikunne, ve karne fi buyutikunne diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Evinizde durun, ama evinizde durun da ne yapın? Boş mu duracaklar? Dizi mi bakacaklar? İnternetten gereksiz şeylerle mi meşgul olacaklar? Bütün gün Instagram'la mı haşır neşir olacaklar? Yoksa ne yapacaklar? Evlerinde Allah'ın ayetlerini hatırlayın dedi Rabbimiz. Orada namaz kılın. Evlerinizde siz çocuklarınıza namaza alıştırın. Sabah namazına kaldıran siz olun. Hani bir zamanlar burada bir hadis-i şerif okumuştuk. Hatırlayacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cennetin kapısı açıldı. Onunla beraber cennete girmek için riyada yarışan bir kadın vardı. Kimdi o kadın? Yavrusunu terbiye etmeye çalışan, İslam esasları üzere büyütmeye çalışan anneydi o kadın. Anne olmasaydı Resulullah'la yarışamayacaktı cennete girme hususunda muhterem kardeşlerim. Öyleyse evde anne olacak Müslüman bacılarımız. Anne olmak için çalışacaklar. Hedefleri o olacak. Çünkü anne oldukları zaman fatihleri o anneler yetiştirecek. Selahaddin Eyyubileri o anneler yetiştirecek. Mustafa Efe Hoca Efendileri o anneler yetiştirecek. O bildiğimiz bütün büyük zatları o anneler yetiştirecek. Evde onlar annelik yapacak onlara. İslam'ın esaslarını. Kendileri namaz kılacaklar. Yavrularına namazı öğretecekler. Sabah namazı hususunda özellikle tir tir titriyecekler. Hani okula gitmek için böyle birkaç saat kuruyor ya anneler. Aman çocuğum okulu kaçırmasın. Vaktinde okula gitsin. Okula son gören o olmasın. Kafası çalışsın, kahvaltı ya sabah namazı. Saat öyle ayarlıyor ki okula gidecek şekilde. 10 dakika önce kur. Namaz da kılınsın. Veya aslında öyle değil. Önce namaza göre ayarlansın. Diğeri ondan sonra gelmesi gerekirken oralarda maalesef zaaflarımız oldu. Ama esasları öğreniyoruz. Anlamaya çalışıyoruz inşallah. Açılıp saçılmak artık, eğer bugüne kadar varsa bile, hani bu açılıp saçılmak deyince tabii ki bir Müslüman hanımefendi işte başını açarak, vücudunu ortaya dökerek bile bile bunu yapmaz, ama tesettür şartları yoksa eğer, geçen hafta hatta bunu görsel bazı resimlerle de göstermeye çalışmıştık. Kıyafetleri eğer onlara benziyorsa, şeffafsa, vücut hatlarını ortaya döküyorsa, onlar artık hayatında olmayacak muhterem kardeşlerim. Artık onun hayatında İslam'ın esasları olacak. Çünkü şehvet tellalları her yerde. Yani sokakta, caddede, televizyonda, internette, ekranda
okulda, üniversitede, iş yerinde her tarafta şehvet yağıyor. Her tarafta şehvet tellalları var muhterem kardeşlerim. Nefis Allah yaratmış. Bazı şeyleri cazip görüyor. O tarafa doğru meylediyor. Nefis ne zaman ruhla çakışırsa oralarda Allah'ın azametini, beni şu anda Rabbim görüyor, beni şu anda Rabbim duyuyor, kalbimde olanı dahi biliyor diye düşünüp ondan o anda vazgeçmesi gerekir. Hem bacılarımız hem genç kardeşlerimiz, muhterem kardeşlerim. İmanına yara verecek hiçbir ortama asla gitme. Hem genç kardeşim hem de bacım. Şimdi bugün nargile kafeler artık moda haline gelmiş. Hiçbir şey yok orada. Kafa ağrıtmaktan öte, kalbi ve imanı yaralamaktan öte hiçbir faydası yok Müslümana. İnsana da yok yani. Bırak Müslümana, insana faydası yok ki Müslümana faydası olsun. Faydası olmadığı gibi zararı da var. Öyleyse imanını yaralayacak hiçbir davete, ortama gitmeyeceksin genç kardeşim. Bir defa deneyeyim, bir şey olur mu acaba demeyeceksin. O ortamlarda kadınlar ve erkekler, genç erkekler ve genç kızlar hep bir arada oluyorlar. Vücutlarını teşhir ederek orada bulunuyorlar. Göz bunu görüyor. Sonra ibadetten artık zevk almıyor. Kur'an'ı artık okuyamıyor. Okusa bile okuduğunu anlayamıyor, ezberleyemiyor. Bütün bunlar gözün gördüğüyle alakası var. Niye olmuyor? Ondan dolayı olmuyor işte. Gözüne sahip çıkacaksın. Şimdi o ortama girip gözüne sahip çıkmak artık mümkün değildir. Olsaydı Allah وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ile başlamazdı. Yaklaşma dedi Allah Celle Celaluhu. Bizi yaratan Allah bizi bizden daha iyi biliyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu kardeşlerim? Hem kız kardeşlerim hem genç kardeşlerim. Yemin ederim ki buyurdu. Kişinin başına demirden bir şişin, bir çivinin çakılması yabancı bir kadına dokunmasından vallahi daha hafiftir buyurdu. Sana haram olan kadına dokunma kardeşim. Sana haram olan bir erkeğe elini verme, yaklaşma kız kardeşim. Allah yasaklamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş. Ahirette bunun cezasına, azabına katlanamazsın. Pişmanlık fayda vermez. Bu dünyadayken uzak duracaksın. Mus'ab bin Umeyr'i, Sa'd ibn Ebi Vakkas radiyallahu anhum'u hatırlayacaksın. Bunlar Mekke'nin en güzel delikanlıları, en zengin insanları ama kendileri ellerinin tersiyle bütün dünyayı, bütün kıyafetleri, o bütün kadınlı erkekli ortamları bıraktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem layık genç olmaya çalıştılar. Öyleyse namahrem olan ortamlarda halvet oluşmaması için azami derecede hem sizler hem de kız kardeşlerim gayret göstereceksiniz. Yani sadece ders çalışıyoruz demeyeceksiniz. Sadece bir kafede işte bir çay içtik, kahve içtik demeyeceksiniz. Eğer orada halvet varsa, yani Allah ve Resulü'nün yasak kılmış olduğu bir ortamsa orada bulunmayacaksınız. Ya hangi zamanda yaşıyoruz hocam? Sen galiba biraz zamanı kaçırdın. Bu zamanda bu kadar takva olur mu derse eğer birisi, o zaman hesap gününü hatırlayacağız. Hesap günü hangi zamanda yaşadığımız noktasında bir mazeret uydurmamız için geçerli olmayacaktır. Etrafımızdaki insanlar, işte siz gençsiniz, okul ortamında, ders ortamında bunlar olur belki diyecekler. Ama onların aslında gayelerinin başka şey olduğunu, şöyle psikoloji dersine girmeye gerek yok fakat anlıyoruz her zaman. Kim kadınlı erkekli ortamları teşvik ediyorsa, bunların işte eğitime, kadın erkek psikolojisine, pedagojisine bilmem neyse artık üretiyorlar laflar bol bol. Kendilerince daha uygundur. Özgüvenlerini sağlaması için daha doğrudur filan vesaire diyorlarsa ve bunu özellikle erkekler diyorlarsa burada kesinlikle anlıyoruz ki bu kişiler kadınları, kızları seyretmekten hoşlanan, onların güzelliklerine temaşa etmeye çalışan kişilerdir. Şehvet perest varlıklardır. Onların tuzaklarına düşmemek gerekir. Yani Allah'ın yasak kılmış olduğu bir ortam güzel olamaz. Ne pedagojik olarak ne psikolojik olarak insana hiçbir getirisi olamaz. Olsaydı Allah müsaade verirdi. Öyleyse kim bunu diyorsa anlayacağız ki bu kadınlara yakın olmak için, onların güzelliklerinden istifade etmek için hileler yapmaya çalışan kişilerdendir. Dün hutbede anlatıyorduk. Allah Celle Celaluhu cumartesi ahalisinden Kur'an'da örnek veriyor. Yahudilerden bahsediyor.
Allah'a hile yapmaya çalışanlardan bahsediyor. Tesettür aslında çok uygun bir örnek muhterem kardeşlerim. Allah onlara cumartesi günü avlanmayacaksınız dedi onlar öyle istedikleri için. Ne yaptılar? Cuma günü avlanmaya gittiler balıkları. Oradayken attılar. Cumartesi günü devam ediyoruz dediler. Cumartesi günü avlanmaya çıkmıyoruz dediler. Allah'a oyun yaptıklarını zannediyorlardı. Şimdi bugün tesettür deyince, Allah'ın haremlik selamlık emirleri deyince, kadın işte tutuyor tesettür adı altında bir örtü koyuyor. Onu örtüyü yukarı doğru çekiyor. Ceketini yukarı doğru çekiyor. Pantolonunu giyiyor, aşağı doğru çekiyor. Sonra da bu İslam kıyafeti oldu diyor. Yani çekerek, kısaltarak cumartesi ahalisinin hilesi gibi bir hile yapılmıyor mu tesettüre? Allah'tan korkmak lazım. Veya işte ders olacak, pedagojik uygun olacak, psikolojik doğru olacak, özgüven sağlayacak vesaire safsatasıyla kadın erkek birliklerini reklamlamaya çalışıyorlar. Bu doğru değildir. Buna bir örnek verelim isterseniz muhterem kardeşlerim. Bu ahlak ve iffet yobazlarının davranışlarından şimdi spor yapacak kadınlar da. Erkekler voleybol oynuyor, kadınlar da voleybol oynuyor. Şimdi bu ahlak yobazları kadınların sadece spor yapmasını isteseydi voleybol oynayan kadınlara erkeklerinkisinden çok daha kısa, çok daha açık kıyafet giydirmezlerdi değil mi? Kadın gitsin bir yerde kendi arasında daha kapalı bir kıyafetle voleybol oynasın derdi. Buradan anlıyoruz ki onların derdi kadına spor yaptırmak değil. Onların derdi kadınları açıp şehvetlerini tatmin etmek. Çünkü onlar şeytanın yeryüzündeki iki ayaklı orduları haline gelmişler. Allah diyor ki şeytana karşı savunun, onu düşman bilin, şeytanın tuzağına düşmeyin diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Öyleyse ne spor adına, ne moda adına, hiçbir şey adına onların tuzağına düşmemek için kadın erkekler olarak, Müslüman kadın erkekler olarak bu ortamlardan uzak duracağız muhterem kardeşlerim. Onların problemleri kadının veya erkeğin tesettürüyle. Kadını örnek alalım. Bir örnek vereyim inşallah. Aklıma bu noktada gelen bir örnek vereyim. Kadının kişiliğiyle veya da kadının özgüveniyle, spor yapmasıyla hiçbir dertleri yok bu adamların. Onların meselesi kadının Allah'ın emri olan tesettürüyle. Bir doktor hanım bana yazmıştı. İşte hocam diyordu, kendisi doktormuş. İslam'ı bilmiyordum, İslam'ı tanımıyordum. Bilmediğim için, tanımadığım için doktor oldum, kariyer yapıyordum, başarılı bir şekilde devam ediyordum. Fakat sonra Allah'ın ayetleriyle tanıştım. İşte bu fakirin sohbetleriyle tanışmış. Dinlemiş, derslerimizi dinlemiş. Demiş ki biz bugüne kadar ne yaptık? Hata ettik. Hicaba bürünmüş. İslam'ın tesettürüyle elbise giymeye başlamış artık. Hocam diyor, artık bugüne kadar beni hep dost bilen, beni en ön planda tutan, beni en önemli hastanelerde çalıştıran o başhekimler, o profesörler, o doktorlar, kendi öz akrabalarım, babam, kardeşlerim beni artık görmek istemiyorlar. O başhekimler, o profesörler beni en önemsiz, en uzaktaki en küçük hastanelere artık gönderdiler. Babam, kardeşlerim, akrabalarım hepsi doktor ailesiymiş. Beni artık görmek istemiyorlar. Benimle artık irtibatta olmak istemiyorlar. Şimdi bu kadın Allah'ın emri gereği hicaba girdiğinde, tesettür emrine riayet ettiğinde onun doktorluğunda ne eksiklik oldu ki böyle yaptı bu zalimler? Onların derdi onunla değil çünkü onların derdi hep Allah'ın emirleriyle, Resulullah'ın uygulamasıyla. İşte canlı bir örnek muhterem kardeşlerim. Fakat direndi elhamdülillah, dayandı elhamdülillah, taviz vermedi elhamdülillah. Sonunda onlara da haddini bildirdi. Uffin lekuma ve lima ta'budun min dunillah. Sizi de yuhalar olsun dedi. Allah'tan başka taptığınız o putlarınıza da yuhalar olsun dedi. Ne hicabından vazgeçti, ne tesettüründen vazgeçti. Allah ona yollar açtı. Rabbim istikametten cümlemizi ayırmasın muhterem kardeşlerim. Gölgede içtiğimiz soğuk suyun dahi hesabını soracak Allah Celle Celaluhu. Öyleyse mahşerde şu dünyada bol bol mazeret üreten ağızlarımız artık konuşamayacak. Allah o ağızlarımıza mühür vuracak. Ellerimiz konuşacak, gözlerimiz konuşacak. Derilerimiz dahi şahitlik yapacak. Neredeydik, niye oradaydık, ne yaptık? Öyleyse o gün gelmeden muhterem kardeşlerim Allah'ın emirlerine kulak verelim. Müslüman genç kız kardeşim, Müslüman genç kardeşlerim, ona göre bir hayat yaşamaya çalışalım. Allah'tan bu işin kolay olması için dua edelim. Eğer evliysek eşlerimizin dini çalışmalarında birbirimize yardımcı olalım.
Hani bir yardım olması gerekiyorsa, salih erkek veya saliha kadın olmak istiyorsak, o noktada birbirimize dini çalışmalarda yardımcı olalım muhterem kardeşlerim. Yani köstek olmayalım, destek olalım. Biri unuttuğunda, biri tembellik yaptığında, bak işte şu ders vardı sen galiba unuttun, işten geldin yorgunsun, bak Allah'ın izniyle gel ben sana sevdiğin yemeği yaptım desin bacımız. Ama o derse git, o yemeği yenince şöyle kendine gelirsin, ona dinlenmesi için ortam hazırlasın, derslere gitmesini sağlasın. Kardeşlerimiz de hanımları için, kız kardeşleri için ders ortamlarına gitmesi için ortam sağlasınlar. Çünkü bütün bunların hepsi ilim öğrendikçe olur. İlim öğrenmeden bunlar nasıl yapacak? İslam'ın tesettür anlayışını öğrenmeden nasıl yaşayacak? Ne dedik zaten? Okuyacaksın kız kardeşim. Okuyacaksın genç kardeşim, ilim sahibi olacaksın. İslam'ın kadınları, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor, onların hayaları diyor, onların fakihe hanımlar olmalarına engel olmadı diyor. Resulullah'a gelip soruyorlardı, Allah Resulü cevap veriyordu, fıkıh öğreniyorlardı, fakih olmuşlardı. Yani hayaları onların İslam'ı öğrenmelerine engel değildi. Öyleyse kız kardeşlerim, bacılarım, siz de ilim öğreneceksiniz. İslam kadınları öyle yaptılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh hutbeye çıktı. Artık kimse evlenemiyor dedi. Kadınlar fazla fazla mehir istiyor dedi. Orada cuma namazında, cuma hutbesinde bir sahabe annemiz ayağa kalktı. Ey emirel müminin dedi. Ve ateytum minhune kintaren diyor Allah Celle Celaluhu. Siz onlardan kantar kantar almış olsanız dahi Allah'ın kısıtlamadığını sen nasıl kısıtlarsın? Ey emirel müminin deyince bir erkek yanıldı. Bir kadın doğru onu düzeltti diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ayeti biliyor, hafız olmuş, fıkhı biliyor. O ayetten ne çıktığını biliyor. Emirel müminin, fakih, muhaddis, müfessir Hazreti Ömer radıyallahu anh'a ayeti hatırlatıyor. Okumuş, öğrenmiş, ilim sahibi olmuş. Genç kız kardeşim, işte şimdi sana bu örnek bir model olsun. O sahabe hanımı gibi olmaya çalış. Ayeti kerimeleri onun gibi anlamaya çalış. Ufkunu açıyor bak bu örnekler. Kendini daraltma, kendini kısıtlama. Sonra kiminle arkadaşlık yaptığına çok iyi bakacaksın. Tabii hem sizler için geçerli hem kız kardeşlerim için geçerli. Kişi arkadaşının dini üzeridir demişti değil mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kız kardeşlerim, bacılarım, arkadaşlarınız var, çok samimi olabilirsiniz onlarla. Siz hicaba bürünmüş, İslam'ın tesettürüne uygun bir şekilde kıyafetle gezen bacılarım, arkadaşlarınız oluyor bazen ama hicap yok, başlarını örtmemişler, kot pantolonu giymişler. Siz onlarla haşır neşir oluyorsunuz, en iyi arkadaşım diyorsunuz. Acaba onlara bir defa bile olsa İslam'ın hakikatlerini anlattınız mı? Onlara bir defa bile olsa, belki başörtüleri bile varsa fakat uygun değilse hadis-i şeriflere, giyinmiş çıplaklar hadisini hatırlattınız mı? Eğer hatırlattıysanız bu mücadelenize devam edin. Onların da doğru yola gelmesi için çalışın, çabalayın. Fakat hiç böyle bir derdiniz yoksa, hiç tesettür anlayışı olmadığı halde sizin en iyi arkadaşınız olabiliyorsa, sizi gel bir şey olmaz, bütün işte kardeşlerimiz, abilerimiz, erkekler gidiyor, biz de nargile kafeye gidelim, gelin biz de annemizin babamızın olmadığı evde kardeşimin nargilesinin nerede olduğunu biliyorum, biz de ondan faydalanalım diyorsa, onun sana faydası yok kardeşim, bacım. O cehenneme çağırıyor, o ateşe davet ediyor, gel sen onu cennete davet et. Yani ortama bakacaksınız, o ortamlardaki konulara bakacaksınız. Eğer iffete, hayaya aykırı ortamlara o arkadaşlarınız sizi götürüyorsa veya sizde bir bozulmaya vesile olduysa, sizin tesettür anlayışınız onda değil, onun giyinişi sizde etki gösterdiyse, ondan hemen uzaklaşmamız gerekir. Üzüm üzüme baka baka kararır. İnsan insana etkiler. Öyleyse kiminle arkadaşlık yaptığımıza bakıp ona göre karar vereceğiz. Konuştuklarımıza, yaptıklarımıza, yediklerimize, içtiklerimize azami derecede dikkat edeceğiz muhterem kardeşlerim. Taklit noktasında ne dışarıdaki ne de içerideki kafirleri, zalimleri, fasıkları asla taklit etmeyeceğiz. Önceki maddelerde zaten söylemiştik. Bütünlük arz etmesi açısından hatırlatıyorum muhterem kardeşlerim. Yani kafirlerin, zalimlerin, fasıkların sizi ve bizi, bacılarımı, genç kardeşlerimi zehirlemek için, Allah'tan uzaklaştırmak için, İslami anlayışlarını vallahi sadece bunun için bozmak için yaptıkları dizilere, internet yayınlarına, müziklere,
asla kulak vermeyeceksiniz, yaklaşmayacaksınız. Ya onlar sizi düşman biliyor, siz niye onları düşman bilmiyorsunuz? Bir mümin bir yılanın deliğinden iki defa ısırılmaz, akıllı davranan kişidir. Onların bu zehirlerinin niye farkında olmuyoruz? Farkında olmamız gerekiyor muhterem kardeşlerim. Özellikle günümüz dünyasında fitne ve fesadı göz önünde bulundurarak gerektiğinden fazla dışarıya, sokağa, işte Türkçesiyle AVM'lere, alışveriş merkezlerine gitmemeye gayret edeceğiz. Hem siz genç kardeşlerim, hem de bacılarım, kız kardeşlerim. Şimdi hiçbir işi yok yani mesela. Olur, alışveriş yapılacak, bir şeyler temin edilecek, iş var, zaruret var, gidilir uygun bir şekilde, fakat hiçbir iş yok. Yani hiçbir şey almayacak, hiçbir şey yapılmayacak. Şimdi bugün bilmiyorum, Türkçe'de kullanılmıyor değil mi? Çilen diyorlar ya hep. Türkçesinde bilmiyorum, öyle ona uygun bir kelime var mı Türkçe'de de kullanılan? Yani hiçbir şey yapmamak. Elini kolunu sallayarak kendini salmak, salıvermek, Allah'ı, peygamberi unutmak, boş olmak. Allahu Ekber. Allah'ın yasakladığı, Resulünün yasakladığı bir ortam. Yani gaflet hali, bir Müslüman erkeğin veya bacımızın işi olmadığı zaman alışveriş merkezlerinde işi yoktur. Çünkü o vakit israfıdır, vakit kaybıdır. Gözü gönlü yakan, zedeleyen bir davranıştır. Ahiret hayatını unutturur. Öyleyse bunlardan da uzak durmamız gerekir Allah'ın izniyle. Son olarak ellerimizdeki cep telefonları. Belki en büyük tehlike, belki en büyük zehir, kimselerin olmadığı ortamlarda, çünkü elimizde. Kimselerin olmadığı ortamlarda elimizde o cep telefonları olduğu zaman hep Hazreti Yusuf'u hatırlayacağız. Züleyha'nın onu kandırmaya çalıştığı andaki sahne aklımıza gelecek. Ben Rabbimden korkarım, ona sığınırım, Rabbimin görmediği hiçbir şey yok diyeceğiz. Yazışıyorlar. Kızlar, genç kızlar erkeklerle yazışıyor. Genç kardeşlerim kızlarla yazışıyorlar. Haram. Gözün zinası var, elin zinası var, gönlün zinası var. Vücut bunları ya tasdik eder ya da tasdik etmez dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir genç kız kardeşim kendisine haram olan bir erkekle nasıl yazışabilir? Bir genç kardeşim kendisine haram olan bir kadınla nasıl yazışabilir? Hele hele Allah'tan korkmadan nasıl müstehcen bir dille konuşabilir? Müstehcen videoları, şeyleri onunla paylaşabilir? Ahiret var, hesap var, cehennem var kardeşlerim. Allah'ın huzurunda durmak var. Soracak Allah. Ya WhatsApp'in de hesabı olur mu? Vallahi olacak. Hem de nasıl olacak? WhatsApp'in de hesabı olacak. WhatsApp'te yazdığımız her cümlenin de hesabı olacak. WhatsApp'te paylaştığımız, Instagram'da koyduğumuz vallahi azim her resmin, her videonun Allah hesabını soracak. İşte bunlar zaten ahlakımızı bozan şeyler. Sakın ha, karşı cinsle öyle bir ortamlara, internet ortamı da olsa hani basit gibi görünüyor, asla ve asla bir Müslüman erkek, bir Müslüman kız duramaz. Bizim hedeflerimiz var. Bizim ufkumuz açık. Şimdi bir iki örnekle dersimi tamamlamak istiyorum muhterem kardeşlerim. Bacım bak, sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis-i şerifte, cennete girmek istiyorsan, cennete talipsen, cenneti garantilemek istiyorsan bir şey diyor. Cenneti garantilemek için bir şey diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir kadın, bir bacım, bir Müslüman hanım 5 vakit namaz kılacak. Hayızlı olduğu günler müstesna. Orada değil. 5 vakit namaz kılarsa, onlar zaten fıkhını bilir. Ramazan orucunu tutarsa, farzları yerine getirirse, namusunu, iffetini korursa, dışarı çıktığında cilbap, içeride olduğunda kiminle, nerede, nasıl oturabilir, ne giyinmesi gerekir, buna riayet ederek ırzını, namusunu, iffetini korursa, hayasını muhafaza ederse, evlendiyse eğer eşine bütün maruf emirlerinde itaat ederse, niye? Allah'ın emri olduğu için. Niye? İbadet olduğu için itaat ederse. Hoşuna gitmediği zamanlarda da, affedersiniz argo bir ifadeyle, gıcık kaptığı zamanlarda da itaat ederse. Saliha olmak var. Cennete gitmek var. İbadet olduğu için böyle yapmak var.
30 sene, 40 sene evlilik hayatından sonra hala itaat ederse, buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennetin hangi kapısından istiyorsa ona gel buyur gir denilecek dedi. Allahu Ekber. Cennetin hangi kapısından istersen gel gir bacım denilecek sana. Bundan daha büyük müjde olabilir mi? Hangi reklam sana bu müjdeyi verebilir? Hangi modacı sana bu tasarımı yapabilir? Hiçbirisi haşa ve kella. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin görevin budur dedi. Böyle yaşa, böyle anla, böyle uygula. İşte cennetin hangi kapısından girmek istiyorsan Allah sana o kapıyı açacak dedi muhterem kardeşlerim. Hedef kadınlardan bahsedeceğim inşallah. Şimdi 3 tane örnek vereceğim. İkisi sahabe annelerimizden olacak. Birisi de babaannelerimizden olacak Allah'ın izniyle. Sahabe annelerimizden Ümmü Süleym radıyallahu anhadan örnek vereyim. Bacım iyi dinle. Bak nereye varabilir insan iman sahibi olursa, nerelere ulaşabilir insan iman sahibi olursa. Bu bir kadın sahabe, Ümmü Süleym Ebu Talha radıyallahu anh'ın hanımı. Kocası cihada gitmiş. Yani evde yalnız çocukları ile beraber. Takdir-i ilahi, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, ondan geldik ona gideceğiz. Küçük çocuk vefat eder. Rabbi emaneti geri alır. Koca cihattan geri döner. Fakat kadın kocasının uzun zaman belki Allahu alem görüşemediği kocasının üzülmesini istemez. Çocuk çoktan defnedilmiş, vefat etmiş. Çocuğun yattığı yatağa böyle bir yastık gibi bir şey koyar. Üstünü örter çünkü doğal olarak koca eve geldiğinde, hanımıyla selamlaştığında uzun zaman geçtiği için çocuğu da görmek isteyecek. Oraya gidecek. Fakat kapıyı açtığında efendi o uyuyor. Uyandırmayalım. Bak orada emin ellerde. O bulunduğu yerde vallahi çok emin yerde. Yalan söylemedi ki. Doğruyu söyledi. O Rabbinin yanında. Sonra ona en güzel sofrayı hazırlar. Sonra ona tam ortamı unutturmak için onun şehvetini azdırır. Kendisiyle beraber olur. Size bir rivayet okuyorum. Hadis rivayeti okuyorum muhterem kardeşlerim. Sonra ona der ki onu rahatlattıktan sonra. Der ki efendim sana bir şeyi sormak istiyorum. Ama şunu söyleyeyim onu söylediğini söylemeden. Aman Allah için bacılarım, kardeşlerim. Bu rivayetleri dinlerken batı mantığıyla dinlemeyelim Allah için. Oryantalist ve müsteşriklerin kulağıyla dinlemeyelim. Sözüm meclisten dışarı haşa Allah için. Bunlar yaşanmış olaylar. Bunlar yaşanmış rivayetler bize aktarılmış, yaşanmış olayların bize aktarılmış rivayetleri. Bunu iman kulağıyla dinleyelim. Kulaklarınızı kapatın, kalpleriniz dinlesin. Kulaklarınız dursun, kalpleriniz bu olaya şahit olsun. Çünkü bu anlattıklarımı ancak kalp anlar, kulak anlamaz. Kulak bunu reddetmek ister. Bu da olur mu canım der. Ne insafsız bir kadınmış der haşa. Sana bir sahabe hanıma annene küfrettirir. Dinine dahi zarar verirsin haşa ve kella. Öyleyse kapat kulağını, yüreğin dinlesin, gönlün dinlesin. Der ki annemiz kocasına, efendim der, şimdi der komşularımız var. Bir komşu bir komşuya bir emanet vermiş der. Emaneti alan komşu da uzun zaman geçmesine rağmen, emaneti veren komşu ondan emaneti istemesine rağmen vermemezlik yapmış. Ne diyorsun sen bu işe der. Olur mu öyle bir şey der kocası. Yanlış yapıyor. Kim o, müdahale edelim. Emanete hıyanet eder. Emanet kimseye artık vermez. Emaneti verene mutlaka emaneti geri iade etmesi gerekir. Öyle değil mi efendim? Öyle tabii, bundan başka yolu yok der. Öyleyse der. Bize de emaneti veren Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizim emanetimizi aldı der. Tabii adam şoka girer o anda. Sen ne diyorsun hanım der. Sen ne diyorsun? Niye bana hemen söylemedin? Niye bana hemen bildirmedin? Niye yüreklerinizle dinledim, dinleyin dediğime şimdi bakın. Ne dedi annemiz biliyor musun Ebu Talha'ya? Ümmü Süleym radıyallahu anha ne buyurdu biliyor musunuz bacılarım? Ona dedi ki sen uzaktan geldin, gurbetten geldin, cihattan geldin. Bir anda o olayın şoku üzerindeyken
çocuğunu, yavrunu da özlemişsin. Allah'ın kaderine karşı ileri gerişi ileri geri konuşursun. İmanına bir zarar gelir diye önce sana hemen söylemedim diyor annemiz. Bacılarım, işte bu hedef kadınlardan bir tanesi. Bunu ona söylettiren vallahi sadece imanı. Senin imanını muhafaza etmek için böyle yaptım diyor. Eğer böyle yapmasaydım o anda belki inna lillahi ve inna ileyhi raciun değil, uzaktan geldin, Allah için cihattaydın, belki aklına Allah hakkında, kaderi hakkında bir şey gelecekti. Böyle olmasını istemediğim için öyle yaptım diyor muhterem kardeşlerim. Ümmü Şerik radıyallahu anhadan bahsedelim. İbn-i Sa'd tabakatında anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinde İmraeten mu'mineten diye bazı müfessirler onun olduğunu söylüyorlar. Yani mümine kadın diye hitap ettiği annemiz. Ümmü Şerik radıyallahu anha. Müslüman oldu bunlar kocasıyla birlikte. Hicret günlerinde kocası Ebu Hureyre radıyallahu anh ile birlikte Medine'ye hicret ettiler. O yalnız kaldı. Mekke'de yalnız kalınca kocasının akrabalarından bazıları geldi. Müşrikler geldi. Kapıya dayandılar. Yoksa sen de mi Müslüman oldun dediler. Yalnız kadına sahipsiz bulunca zalimler ona zorbalık yapmak istediler. Ama bu annemiz Ümmü Şerik imraeten mümineten dediği Allah'ın mümine hanım onlardan korkmadı vallahi. Evet dedi. Vallahi azim ben de kocamın dini üzereyim. Müminim dedi. Müslümanım dedi. Şimdi o annemiz orada imanını gizlese, ben Müslüman değilim yok dese hiçbir sakıncası yok diyebilir. İmanını gizleyebilir ama öyle değil, onun imanı ona imanını gizletmedi. Çünkü onun imanı öyle kuvvetliydi ki Allah'ın onunla planı vardı. Sokağa çıkma, kimseyle görüşme dediler öyleyse. Ama iman durdurmuyor ki. Ümmü Şerik radıyallahu anha Mekke sokaklarında dolaşıyor. Kadınlara İslam'ı anlatıyor. İmandan bahsediyor. Geldiler müşrikler. Yeter artık dediler. Biz sana sokağa çıkmayacaksın. İnsanlarla görüşmeyeceksin. Fikir hürriyetini bunlar savunuyor ya bunların babaları. Dememiş miydik? Öyleyse gel bakayım dediler. Aldılar onunla beraber çöle çıktılar. Çölde ona işkence yapacaklar. Çadırları kurdular. Yiyorlar, içiyorlar kendileri, kahkaha atıyorlar. Ümmü Şerik radıyallahu anhaya ise sadece kuru ekmek ve bal veriyorlar. Niye biliyor musunuz? Tam hararet olsun. O tamamen susuzluğunu yani tam coştursun diye. Tabii güneş var, kızgın çöl var. Su diyor Ümmü Şerik annemiz. Onlar kahkaha atıyorlar, gülüyorlar. Nerede senin Muhammed'in, gelsin sana su versin diyorlar. Ne zaman ki onun dininden vazgeçersin o zaman suyu içersin diyorlar kafirler. İşkence devam ediyor, o kadar devam ediyor ki aradan birkaç gün geçiyor. Artık o birkaç gün içerisinde hiçbir yudum su içemeyen Ümmü Şerik radıyallahu anha annemiz işitme görme melekelerini kaybediyor artık. Yani tamamen artık yaşanma noktasındaki tıbbi alanda zayıflamaya başlıyor. Aklı şuuru dahi azalmaya başlıyor. Tabii bu ortamda onların işkencesi, merhamet yok zalimlerde devam ediyor. Annemiz artık onların en çok nefret ettiği La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyemiyor da şehadet parmağıyla sadece artık onlar yanına geldiğinde işaret ediyor. Parmağını oynatabiliyor sadece. Kelime-i tevhidi hala haykırdığını, hala o dinden vazgeçmediğini şehadet parmağını göğe doğru kaldırarak ilan ediyor. Taviz yok. Vazgeçmek yok hala. Bir anda bir mucize yaşanıyor. Oraya kadar Allah'ın dinine sahip çıkan o zalimlere, o müşriklere Allah'ın dinini onları çıldırırcasına haykıran Ümmü Şerik radıyallahu anhaya Allah'ın yardımı bir bulut olarak yetişiyor. Ümmü Şerik radıyallahu anha bir an diyor göğsümün üzerinde bir serinlik hissettim diyor. Göğsümün üzerinde bir serinlik. Toparlandım, gözlerimi açtım. Gökten bana doğru su geliyor. Ben o sudan içiyorum diyor. Bir mucize.
Şimdi bunu bugün inkar ediyorlar. Ya da bunları bugün inkar ediyorlar. Müsteşrikler, oryantalistler, zavallılar yani açıkçası. O zaman Hazreti Meryem'e Allah'ın gönderdiği sofrayı da inkar etsinler. Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem'in yanına her girdiğinde mükellef bir sofra gözünün önünde olmayan, yiyemediği şeyler onun yanında, nereden buldun, nereden aldın sen bunu? Bana Allah bunları gönderdi demiyor muydu Hazreti Meryem? Muhterem kardeşlerim, onu koruyan aynı Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Ummu Şerik radıyallahu anhayı da koruyordu bu şekilde. Görme melekesi, işitme melekesi yerine geliyor. Müşrikler bakıyorlar, bütün kaplarına hiçbir damla su eksik değil. Buna nereden bu su geldi? Orada bulunan, onu çöle çıkaran bütün o müşriklerle birlikte kaç kişiyse artık Allahu Alem, İbn-i Sa'd tabakatında anlatıyor, mümin olarak Medine'ye beraber gidiyorlar. Allahu Ekber. İşte bir hedef annemiz, bir hedef kadın, iki tane onlardan, bir de baba annelerimizden örnek vereceğim dedim. Bu daha çok yakın zamandan. Kim anlatıyor? Üstad Necip Fazıl rahmetullahi aleyh anlatıyor. İstiklal Muharebesi'nden anlatıyor. İzmirli bir İslam kadınından bahsediyor. İzmir'de bir İslam kadını, onu ziyarete gitmiş, onun hakkında duymuş, onunla konuşmak hakkında çok büyük kahramanlıklar işitmiş. Öğrenmek istiyor. Kimdir, budur, nedir, işin hakikati nasıldır? Onunla konuşmasını anlatıyor. Özet olarak vereyim inşallah. Diyor ki ninem, kaç yaşındasın ninem diyor Necip Fazıl. 71 yaşındayım. Oo diyor, desene. Sen İstiklal Savaşı yaşanırken 20-21 yaşlarındaydın. Evet öyleydi diyor. Açık. Peki diyor, köyde geldi yanına. O günden beri hiç köyden çıkmadın mı? Çıkmadım, gezmeyi sevmem. Bir daha hiç evlenmedin mi? Evlenmedim bir daha. Biliyorum diyor, seni sorularla sıkıyorum ama estağfurullah. Ama sen de anlatmıyorsun ki ninem diyor. Sen anlatmadığın için ben öğrenmek istediğimi mecbur soruyorum ki öğreneyim. Estağfurullah diyor. Sorabilirsin evladım diyor. Niçin anlatmıyorsun ben sormadan? Konuşmayı fazla sevmem diyor. Neyi seversin? Okumayı severim. Neyi okursun? Kur'an okumayı, Kur'an okurum. Okuma yazmam var mı senin? Okuma yazmam yok. Kur'an nasıl okuyorsun? Kur'an okuyabiliyorum diyor. Onu bana babam öğretti. Kur'an okuma yazmayı bilen başka kitaplarda okuyamaz mı? Yok diyor. Kur'an bana çok kolay geliyor. Başka kitapları okuyamıyorum. Onlar bana çok zor geliyor. Karma karışık şeyler diyor. Ama Kur'an çok kolay diyor. Baban ve kocan Zeybeklerden miydi diyor. Yani bu Batı Anadolu'da Efelere verilen isim. Zeybeklerden miydi? Yok. Babam köy imamıydı diyor. Aslında burada her mert delikanlıya Zeybekli, Zeybekli de denilir aynı zamanda. Şimdi öyle değil mi artık diyor. Şimdi artık İzmir'de böyle değil mi? Yok. Artık Zeybek kalmadı. Herkes bebek oldu diyor. Nerede baban, nasıl öldü anlatır mısın bana diyor ninem. Seferberlik ilan edildiğinde Hicaz taraflarına gitti babam. Bir daha dönmedi. Orada şehit oldu Allahu Alem. Peki babandan sana ne kaldı? Bir şey bıraktı mı sana? Bak diyor şuraya. Şu köşede gördüğün yeşil ipek kablı Kur'an-ı Kerim kaldı. Ondan başka hiçbir şey kalmadı mı? Sadece o kaldı diyor. Sadece o Kur'an kaldı. Bir de bir söz kaldı. Ne sözü? Baban sana ne dedi? Bana dedi ki babam, sakın ha Kur'an'dan ayrılma dedi. Bana o Kur'an'ı bıraktı ve dedi ki sakın ha Kur'an'dan ayrılma dedi. Sen baban gittiğinde, öldüğünde, yetim kaldığında o zaman 14-15 yaşlarındaydın. Evet öyleydim. Sonra evlendin mi? Evlendim. 19 yaşında beni dayımın oğluna verdiler, evlendirdiler. Oo, hesaplıyor tabii Necip Fazıl rahmetullahi aleyh. Tam diyor Yunanlıların İzmir'e çıktığı yıl. 19 yaşındayken sen, evet, çok geçmedi. Yunanlı bu tarafa geldi ve bir taburuyla bizim köye gelip işgal ettiler, yerleştiler. Anlat annem, anlat annem diyor, durma Necip Fazıl. Sonra diyor senin kahramanlığın orada başladı öyle mi? Ben duydum diyor. Sen tek başına bir tabur Yunan askerini köyden kovmuşsun, püskürtmüşsün öyle mi annem diyor. Yok canım, öyle bir şey yok.
Ben tek başıma nereden bulayım öyle bir kuvveti, öyle bir gücü? Ben yapmadım diyor. Kur'an yaptı diyor. Anlat annem, ne olur anlat diyor. Nasıl Kur'an yaptı? Nasıl Kur'an bu işi başardı? Sen ne zannettin diyor. Kur'an-ı Kerim'de o güç var. O olmasaydı ben hiçbir şeyi başaramazdım. Yani annem diyor, ninem, Kur'an tüfek gibi, top gibi bir güç sahibi mi diyor. Yavrum diyor, sen ne diyorsun? 100.000 tane top Kur'an'ın bir harfindeki güce sahip olabilir mi hiç diyor. 100.000 tane mermi Kur'an'ın bir harfine denk olmaz ki. E nasıl oldu ninem, söyle bana diyor. Evlenmiştik diyor 19 yaşında. 3 aydır evliydik. 3 aylık kocamı caminin avlusuna getirdiler Yunanlı zalimler. Gözümün önünde kurşuna dizdiler. Sebep? Niye yaptılar? Müslüman kızlara saldırmıştı Yunan zalimleri. O da saldıran o Yunanlılardan bıçakla saldırdı. Birisini gebertti, cehenneme gönderdi. Sonra ne oldu? Ben kalktım, Yunan kumandanının yanına gittim. Çarşafımı giydim önce, tesettürme büründüm. Koynuma Kur'an-ı Kerim'imi aldım. Yunan kumandanının yanına gittim. Sonra Yunan kumandanı meydan yerindeydi. Eski jandarma karakolunda. Bir masanın başında pis çizmeli ayaklarını masanın üstüne kibirli bir şekilde koymuş. Oturuyordu. Yanında İzmir'in yerlisi bir Rum vardı, bir tercüman. Nasıl cesaret ettin annem? Nasıl gittin oraya? Bir kadın olarak tek başına kocanı senden biraz evvel öldürmüş olan Yunanlı askerlerinin kumandanının önüne tek başına kadın olarak nasıl gittin annem? Cesareti nereden buldun deyince dedi ki diyor, ben cesareti Kur'an'dan aldım. Çünkü Kur'an bize cesaretli olmayı emrediyor diyor. Kur'an bize cesaretli olmayı emrediyor. Kumandan bana baktı, kibirli bir şekilde, çarşaflı bir kadın gözünün önünde, ne istiyorsun dedi sert bir şekilde. Ben de ona dedim ki, onun karşısında dikilip, kocamın kanını dava etmeye geldim, mahkeme kuruyorum dedim diyor. Bu cesareti nereden aldın? Kur'an bana cesaretli olmayı emretti. Kahkahalar atarak güldü Yunan kumandanı. Ayaklarını masadan aşağı doğru indirdi. Alaylı bir şekilde, madem mahkeme kurdun, ne yapmamızı emrederdin dedi. Ben de koynumdaki Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarıldım. Ona dedim ki, hemen bütün taburunu, yanındaki şu kefereyi fecereyi al, buradan defolup gideceksin dedim diyor. Köyümüzü terk edeceksin. Necip Fazıl diyor ki rahmetullahi aleyh, hayret, gerçekten hayret, inanılmaz diyor. Evet diyor, gerçekten hayret. Kumandan da hayretten ne diyeceğini bilemedi. Bana dedi ki sadece, o koynunda sarıldığın, sımsıkı tuttuğun nedir? Ben de bağırdım ve dedim ki, bu benim koynumdaki dünyanın en güçlü silahıdır. Sizi değil, dünyanın bütün kafirlerini tuz yapmaya yeter dedim diyor. Dünyanın bütün kafirlerini tuz buz etmeye yeter. Müthiş, müthiş dedi Necip Fazıl. Tam o anda ben öyle deyince tercüman dedi ki, bomba var, bomba var, kaçın, dağılın, kendinizi koruyun. Koruyun dedi. Vallahi akıl alacak gibi değil diyor Necip Fazıl. Ah evladım diyor, bu dünyada daha aklın almadığı nice şeyler var biliyor musun sen? Sonra ne oldu annem, anlat diyor. Kumandan dehşetle irkildi. Tercüman bomba bomba diye bağırınca yan yan korka korka gözleri bana bakıyor, yürümeye başladı. Gözleri benim üstümde, tercüman da onun arkasında, yan yan dışarıya doğru çıkmaya başladılar. Nasıl oldu, üstüne atlamadılar bombayı, seni durdurmaya çalışmadılar? Sıkı mı, kolay mı? Ya bombayı ateşlesem karakol, onların hepsi cehenneme gidecekler. Onun için korkaktır kafirler. Yürekleri onları bunu yapmaya yönlendirmedi. Sonra ne oldu? Kumandan dışarıya doğru yöneldi. Askerlerine emir verdi. Toparlanın, dikkatli olun. Rumca bir şeyler söylüyor, ben tam anlamıyorum diyor. Tam o Rumca bir şeyler bağırırken, ben Kur'an'a sımsıkı sarılırken,
Müezzin birden Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öğlen namazının ezanı okunmaya başlandı diyor. Öğlen namazının ezanı okununca kafirler büsbütün korkmaya başladı. Ben orada kaldım diyor. Yunan kumandanı, askerler biraz ötede. Bana bakıyorlar, öğlen ezanı okunuyor, korkuyorlar bende bomba var diye. Şurada yanı başımda kocamın tabutu daha orada duruyor diyor, kocamın tabutu. Öğlen ezanı okunuyor, ben orada duruyorum diyor. Fakat bir anda, o anda birden bir yayılım ateşi başladı diyor. Benim oraya gittiğimi duyan efeler, mücahitler tepelere doğru çekilmişler. Öğlen ezanıyla birlikte Yunan askerlerini ateş etmeye başladılar diyor. Artık onlar ateş ediyor. Yunan komandanı ve askerleri kaçıyor. Ben Kur'an'a sarılarak onları kovalıyorum diyor. Demek ki Kur'an silahtan üstün geldi öyle mi annem diyor. Evet, o savaşı, İstiklal Savaşı'nı Kur'an'ın gücü kazandı diyor. O annemiz muhterem kardeşlerim. Cesaret Kur'an'ın emridir dedi. İşte bu baba annemiz, bu senin baba annem bacım, bu benim baba annem, bu bizim ninemiz. Daha bundan birkaç yıl önce İzmir'de Allah'ın düşmanlarına, Yunanlılara ders vermiş olan, tek başına Yunan gavuruna, Allah ve Resul düşmanlarına haddini bildiren, tek başına korkmadan bana cesaretli olmayı Kur'an emretti deyip bütün gücünü Kur'an'dan olan baba annemiz. Hedef istiyorsak o annelerimiz gibi olmaya çalışalım. Onun büründüğü çarşafı biz de bürün, onun büründüğü çarşafa biz de bürünelim. Onun anlayışına biz de sahip olalım. Gel gör ki bugün ninelerimiz, babaannelerimiz ezana, başörtüsüne saldıran o kafirlere, o zalimlere haddini bildirirken biz bugün, bacılarım bugün o zalimlerden, o ezan düşmanlarından, o Allah ve Resul düşmanlarının karşısında başörtülerini takmaktan dahi utanıyorlar, haya ediyorlar. Biz böyle mi olmalıydık? Biz böyle olabilir miyiz hiç Allah için? Yeniden dirilme zamanı, yeniden uyanma zamanı. Bunlar masal olsun diye anlatmıyoruz. Bunlar niçin yaşanmış, bize bir örnek olsun diye, bize bir model olsun diye yaşanmış. Allah bizlerin önüne bunları sunmuş. Öğrendikten sonra hedeflerimizi bilmiyorduysak eğer değiştirmemiz gerekir. Mutlaka bacılarımızın ismi Ayşe, Fatıma, Zeynep. Allah için o isimlerin arkasındaki kahramanları öğrensinler. Kardeşlerimizin ismi Muhammed, Hamza, Ömer, Ali, Mus'ab isimleri, İslam isimleri ama hiç isimlerine layık olmayan davranışlar, ortamlar, Allah'tan korkmamız gerekir. Allah ve Resul düşmanları Allah'a ve Resulüne karşı gelme noktasında korkmuyorlar, haya etmiyorlar. Biz Allah'ın ve Resulünün emirlerini yerine getirme noktasında nasıl haya edebiliriz? Onlar Allah'a ve Resulüne karşı gelmekten korkmuyorlar. Biz onlardan nasıl korkabiliriz? Öyleyse tekrar toparlanma, tekrar kendimize gelme, tekrar uyanma, tekrar gerçek gücü Kur'an'dan alma, tekrar gerçek gücü ecdadımızdan alma zamanı ve zemini onlar gibi yaparsak, onlar gibi sarılırsak Allah'ın izniyle kadınlar anne olduklarını unutmayıp evlerine tekrar dönerlerse, erkekli ortamları haram olan ortamlardan bahsediyorum bırakırlarsa, okudukları halde muallim, doktor, öğretmen oldukları halde anne olduklarını unutmazlarsa, babalar da görevlerini büsbütün kuşanırlarsa, o zaman Allah'ın izniyle tekrar Allah rahmetiyle tecelli edecektir. Bizlere de yardım edecektir. Bizlerin de önünü açacaktır muhterem kardeşlerim. Anne babalar olarak çocuklarımıza karşı çok görevlerimiz var. Eğer kızlarımızın tesettüründe bir bozukluk varsa, eğer oğullarımızın iffetinde, hayasında bir problem varsa, biz böyle olmasına rağmen hala hiçbir şey yokmuş gibi işle aşla meşgulsak, vallahi Allah'ın huzurunda durduğumuzda hesabını veremeyiz muhterem kardeşlerim. Onun için Rabbimiz feeyne tedhebun diye soruyor Kur'an'da. Nereye gidiyorsunuz ey müminler? Şöyle bir dönün, durun, halinizi değerlendirin, kendinize gelin diyor muhterem kardeşlerim. Kapanmayan bir kapıyı açık bırakmak istiyorsak son söz olsun. Mezara gireceğiz. Aramızda ben girmeyeceğim diyecek bir baba yiğit olamaz. Çünkü ölüm haktır. Ölmek için bu dünyaya geldik. Mezara girdiğimizde
Orada yapyalnız kaldığımızda, hiçbir şeyi yanımızda götüremediğimizde, mal, mülk, kariyer, bütün gücümüz dünyada kaldığında bize vallahil azim faydası olacak bir şeyi bilmek istiyorsan onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Eğer Allah murad ettiyse, dilediyse ilim sahibi olamayabilirsin belki. Mal sahibi olamayabilirsin belki. Çünkü üçünden ikisi oydu. Sadakayı cariye bırakamayabilirsin belki. Kendisinden faydalanan ilim bırakamayabilirsin belki ama eğer Allah murad ettiyse, bir çocuk sahibi olduysan, o çocuğunu İslam esaslarına göre yetiştirdiysen ve o hayata devam ettiği müddetçe onun da çocuğu, onun da çocuğu, vallahi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sana onların yaptıklarından bir pay vardır. Amel defterin kapanmayacak, devam edecektir. İşte kapanmayan bir hazine, tükenmeyen bir hazine, hangi patron, hangi iş, hangi ticaret sana bu garantiyi verebilir? Yok, mümkün değil. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, salih bir evladın, saliha bir evladın olursa, sen mezarda da olsan, sen vefat da etsen, onlar dua ettiği müddetçe, salih oldukları müddetçe, sana onların da yaptıkları salih amellerden bir pay olacaktır. Rabbim böyle salih ve saliha evlatlar yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizi dinleyen genç kardeşlerime, genç kız kardeşlerime böyle salih ve saliha genç olmayı nasip ve müyesser eylesin. Şeytanın tuzaklarına düşmekten Rabbim bizleri korusun. Şeytanın tuzaklarıyla, o tuzakları kuranlarla mücadele eden mücahitlerden olmayı Rabbim bizlere de nasip ve müyesser eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rıza ennillahi Teala'l-Fatiha'te ma'as-salavat. Allahümme salli.